Tabii hem devlet hem de özel sektör tarafından desteklenebilir. Ama tarikat, cemaat gibi oluşumların eğitimde, ticarette, siyasette olması kabul edilemez. Bu insani bir şeydir. Yani eğer bazı insanlar dini öğretiler için bir lidere ihtiyaç duyuyorsa saygı gösteririm. Ama o alanda kalmalı. Başka alana geçmemeli. Dediğim gibi eğitim, ticaret, siyaset, kamu kurumlarına ünsiyet, bunlar kabul edilemez. Bu nedenle hiçbir şekilde tarikatların, cemaatlerin eğitimde olmasına sıcak bakmıyorum. Gelinen noktada ülkemiz çok farklı bir deneyim yaşadı ne yazık ki ve bunun bedelini ödedi. Dolayısıyla bundan sonra çok dikkatli adım atmamız gerekiyor. Özel sektör olabilir ama özel sektörün denetimi de yapacak yine devlettir. Şimdi yurtlar konusuna geldik. Evet, yeterli yurt olmayabilir ama gelinen noktada atılan adımları da bir gözden geçirmemiz gerekiyor. 2002 yılında 182 bin yurt kapasitesi varken şu anda 850 bin. 2002 yılında bakanlığa bağlı 190 yurt varken şu anda 800 yurt var. Yeterli mi? Hayır, söylediğim gibi bunların sayısını arttırmamız gerekiyor. Geldiğimiz noktada 2022 yılında 81 il, 256 ilçede 850 bin öğrencimiz yurtlarda kalıyor. Bu yurtlar eskisi gibi değil, imkanlar çok daha iyileştirildi. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde yurtta kaldım, devlet yurdu. 10-12 kişilik odalarda kaldık, ranzalı. Şimdi bakıyorum yurtlar 2 kişilik, maksimum 4 kişilik. Bunlar gelişmedir. Keşke tek kişilik 6 odalı bir yurt odası bulduğumuzda biz inanılmaz seviniyorduk. Yani gelinen noktayı söylüyorum ama bunlar yeterli anlamında söylemiyorum. Bunlar keşke her öğrencimize tek kişilik odalar verebilse. İnşallah bunlar da yapılacak. Dolayısıyla atılan adımlar önemli. Ama yapılacak daha çok iş var. İnşallah bunları da birlikte yapacağız. Önemli olan gençlerimizin en temel ihtiyacı olan barınma ve geçinme imkanlarını maksimize etmek. Şimdi burada sizleri rakamlarla boğmak istemiyorum. Ama sadece şeyi örnek vermek istiyorum. Yurtlardaki menü destekleri ki Osman Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlarımız kulüplerle sürekli iletişim halindeyim. Yemekler, yurttaki sorunlar, barınma konularında bize ilettikleri sorunları anında çözmeye çalışıyoruz, iyileştirmeye çalışıyoruz. Burada öğrencilerimize yüksek lisans ve doktor öğrencilerimize verilen burslar var. Bunlar da arttırıldı. Yeterli mi? Belki tam yeterli değil ama inşallah elimizden gelen en rahat yaşayabilecekleri düzeye refaha ulaştırmak için bunlar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Tekrar söylüyorum, hiçbir şekilde tarikat ve cemaatlerin eğitimde yeri yoktur.